Abisinden gördüğü kilim onarma işini 11 yaşından beri sürdüren kilim ustası Adem Seçil, 40 yıldır bu işi yapıyor. 80-90 yıllık olan birçok kilimi onarıyor ve hatta kilimleri mindere, çantaya, çoraba dönüştürerek yurt dışına satışını gerçekleştiriyor. Kilim dokumanın iğneyle kuyu kazmak gibi bir iş olduğunu söyleyen Seçil, bu işe özellikle yetkililer tarafından değer verilmeli. Kültür Bakanlığı'nın bu işte ilgilenmesi lazım. Çünkü yıllar önce ebeveynlerimizin, babaannelerimizin dokuduğu kilimleri onararak ülkemize kazandırıp yurt dışına satıyoruz. Ülkemize döviz girmesini sağlıyoruz dedi. Ailemde abim vardı benden önce bu işi yapan. Abim de bu halı tamiri yapıyordu ben küçük yaşlardaydım. Ondan sonra ben hem okula gidiyordum hem bu işe başlamıştım. Bende ekseri halı ve kilim tamiratı oluyor. Kendi işimi yapıyorum, kendi mallarımı yapıyorum ve satmaya çalışıyorum. Amerika, Avustralya, Kanada, İngiltere, ekseri buraya satıyoruz biz. Burada da tabii internette satıyoruz biz. Ama biz bunları değerlendirip satıyoruz işte. Az önce de size bahsettim ya. Mesela bu eski kilimlerin biz tamirlerini yapmasak bunların satışı olmaz. Şu anda Kayseri'de pek tamir yapan kalmadı ya. Bir ben varım, bir Mehmet abi var. Yani yetişecek bir çocuğu yanıma alayım desen çocuk bu tiki işi görse kaçar yani. Anlatabiliyor muyum? Zorlu tamir. Ne bileyim yapması zor. İğneyle kuyu kazarlar derler yani ya. Aynı öyle bir iş ya. Zor iş yani. Mesela elimdeki kilim kesik bir kilim. Bu normalde büyük bir kilimdi. Bunun hemen hemen ebatı kelle ebatındaydı. Her tarafında tamir vardı. Ben ne yaptım? O kilimin göbeğini aldım. Bir tane güzel bir yolluk çıkardım. Değerlendirdim. Geri kalan parçalarıyla çorap yaptım. Biz bütün kilimleri değerlendiriyoruz. Tamiri çok olan kilimleri. Anlatabiliyor muyum? Hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Alabilirsek bir mini yolluk, çeyrek, seccade alabilirsek alıyoruz. Hiç mi alamıyoruz? Hemen çeviriyoruz mindere. Bak minderler şöyle. Tamam mı? Orijinal kilimleri kesiyoruz ama komple bir kilimi mindere kesersek zarar ederiz. Çünkü bunların işçiliği hemen hemen 55 50-55 lira dikiliyor, mal oluyor. Tamam mı? O zaman zarar edersin. Ama biz ne yapıyoruz? Tamiri çok olan kilimlerden minder yapıyoruz. Araya gitmesin diye. Bak gördünüz mü? Çorap yapıyoruz. Bu çoraplar ne dersen özellikle Amerika için çok önemli. Merry Christmas diye orada bir sistem var. Yılbaşı, Noel diye. O tarihlerde, o aylarda iyi gidiyor mesela. Şimdi 2024'e gireceğiz ya 3 ay sonra başlıyorlar almaya internette. Kilimin biz parçasını bile değerlendiriyoruz ya. Bunları satmak için elimizden geleni yapıyoruz ve satılıyordu çok şükür. Diyelim ki bu eski bir kilim ya. Yıkanıyor, soluyor, pastel renklere giriyor. Ne yapıyoruz? Biz şu an durumda bu pastel rengi bulamazsak bile bak elimizde böyle stoğumuzda çok beyaz yün var. Boyanmamış, saf. Bunları kendimiz boyayabiliyoruz bu tamirleri yapmak için. Krom boyalar var, İstanbul'dan getirtiyoruz. Her rengi var. Tamam, biz de burada bir işte tüpümüz var, malzememiz var. Ufak bir böyle çaydanlığın içinde istediğimiz rengi boyayabiliyoruz. Ama sadece tamir için. Ama imalat için yıkamada büyük bir kazanlar oluyor. Havuzlar onların içinde boyanıyor. 80'li, 90'lı yıllara bir daha geri dönmemiz mümkün değil. Şimdi emin ol bak, bir çocuğu buraya getir. Ben bu işi öğretmeye çalışayım. Yani mümkün değil. Ben bir kilim tamircisi olarak yani biz bu yapmış olduğumuz emeğin karşılığını alamıyoruz. Sadece faydası ne söyleyeyim mi? Kendi malımızı yapıyoruz ya. Karşılığını biz öyle alıyoruz. Ama dışarıdan biri bize tamir getirse buranın 1.000 liralık tamiri var. 3 gün uğraşırım diyorsun. Yani esnaf sana 300 lira 200 lira teklif ediyor. Yani yapma mümkün değil. Bu işe değer verilmeli. Özellikle devlet tarafından. Bakın esnaf tarafından değil. Bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum. Bana göre öyle. Ben çünkü 50 yaşındayım. 39 sene oldu ben bu işi yapıyorum. Yani bence Kültür Bakanlığı bu işe el atması lazım. Yani böyle halı kilim tamiri yapanlar tek biz değil. Bak ayakkabı tamiri yapanlar bunlar da bizlerden. Yani bu insanlara destek vermeleri lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunlar bizim yıllar önce ebeveynlerimizin, babaannelerimizin dokuduğu kilimleri biz ülkemize kazandırıyoruz. Yurt dışına satıyoruz ve döviz getiriyoruz. Emin ol bak abla şunlar çöpe gidecek biz yapmasak ve benim gibi burada 3-4 tane de abimiz var. Onlar da halı tamiri yapıyor. Onlar da inan yapmasa yani Allah'ın her biri çöpe gidecek. Anlatabiliyor muyum? 70 sene, 80 sene, 100 yıl önce dokunmuş halılar bunlar. Günah. Çorap yapıyoruz ya. Daha böyle biz güzel bir şey var mı? Bunları hep değerlendiriyoruz ve biz bunları satıyoruz zaten. Bak minder yapıyoruz, minderleri satıyoruz. Ufacık anahtarlıklar yapıyoruz. Bir görseniz anahtarlıklar falan yapıyoruz halıdan kilimden muhteşem. Tamiri çok olan halıları kesiyoruz. Araya gitmesin diye anlatabiliyor muyum abla? Bunları böyle değerlendirip çanta yapıyoruz. Bunu hemen hemen 150-160 dolara satıyoruz ama buraya değil yurt dışına. Yani zaten burada bu fiyatları alan olmaz bunları. Yanlış anlamayın.